1949 doğumluyum. Artvin Ardanuç, e, Karlıköy, eski ismi diye gelmişler doğum. Ortaokulu, e, şey ilkokulu köyümde bitirdim. E, ortaokulu Ardanuç. Ardanuç ikinci sınıfından kaçtım, mesleğe girdim. Terzilik mesleğime girdim. Terzilik mesleğimle bir sene çalıştım. Bir sene çalıştıktan sonra mecbur oldum kendim dükkan açmaya. Ama hiçbir şey bilmiyordum doğru dürüst. Ama açmak mecbur mecburdum. Çünkü bir yanımda bir abim vardı. Öğretmen okulunda okuyordu. Onu okutmak mecburundaydım. Kaç sene? Açtım dükkanı. Orada çalıştım. Abim öğretmen okulunda okuyordu. Onu mecburdum okutmaya. Çünkü baba yok başta. Bir tek anne var. Anne de gariban bir kadın. onda köyde işte başkalarının işlerini yapıyor. Şunu bunu yapıyor. Bizi okutacaktı. Ben okuyamayınca iki, ya abim ya ben. ikimizden birisi okumayacaktık. Ama abim çok dersler iyi olduğu için o okudu. Ben ben abi dedim ben terziliğe gireceğim. Ben seni okutacağım dedim. Ben terziliğe girdim. Onu okuttum. Öğretmen mezun çıktı. geçmişte geçmişteki durum çok iyiydi. Mesela öyle işler yapardık ki mesela takım elbiseler yapardık. Herkes sır sıraya girerdi. Kuyruğa girerdi. Öyle elbise yapardık. E, ee, günleri verirdik. İşte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Öyle Ramazanlarda makinelerimizin başında uyurduk. ...ondan sonra kurban bayramında, Ramazan bayramında... ...makinenin başında uyuluyor, e, eve gitmek yok... ...o bir ay Ramazan'da... ...devamlı makinenin başında uyursun... ...eva gidersin, bir, iş biraz... ...efendim temizlenirsin, yıkarsın edersin... ...gelirsin yine başlarsın... ...öyle yadın ama... ...o günden bugüne çok şeyler değişti... ...yani şimdi şu anda... ...piyasada terzi bulmak bizden sonra çok zor... ...neden? ...çünkü herkes fabrikaya giriyor... ...efendim şey, terzilik istemiyor paça makinesi mesela benden çok kişi ayrılıp da dükkan açanlar oldu. Hep paça makinesi. Paça biliyorlar. Mesela de ki ona bir pantolon kes veya herhangi bir şey mümkün değil. Yani kesmesi mümkün değil. Ama şu anda bizden sonra artık terzilik ne olacak onu da bilmiyorum tabii. E o zamanlar ki işi o zaman el işi iğneyle yapardık. İğneyle. Mesela şimdi bir ceketin ilinti şeyi 3500 tane iğne sallarsın. Bir ceketi meydana getirmek için. 3500 tane iğne sallayacaksın, ceket meydana gelecek. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi her şey konfeksiyon üzerine. Şimdi o işlerde, şimdi şu anda yine e, kıl telalli işler yapıyoruz. Ama tabii ki biraz daha şimdi modern yapıyoruz. Daha çok modern yapıyoruz. O zaman daha çok el işi yapıyorduk, el işiyle yapıyorduk. Ama şimdi biraz daha makine işi. Modern yapıyoruz daha çok. Eskiden ee, prava günleri verirdik mesela 3 ay 5 ay 6 ay Der, derdik işte sen pravaya gel derdik çünkü işler çok yoğundu yapamıyordun ama şimdi ise mümkün değil o işlerin olması şimdi ceket dikiyorum mesela e, pantolon dikiyorum ama ceketler e, ayda 2 ayda 3 ayda ya bir tane ya iki tane ya geliyor ya gelmiyor yani